Ve o an hiç ölüm ölüm aklıma gelmedi. Yerde yatıyorum hala sıkıyorum. Yani hiç ölüm aklıma gelmedi. Çocuklarım bile gözümün önünde 5 tane çocuğum var gelmedi yani. Vatanım milletim için dedim yani nasibinde şehit olmak varsa şehit oluruz. Hain teröristlerin saldırısına karşı polis evini bu duygularla savundu. Mersin'in Mezitli ilçesindeki polis evine geçtiğimiz günlerde yapılan terör saldırısında binanın önünde nöbet tutan iki polis memuru yaralandı. Ağır yaralanan Sedat Gezer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, şehit oldu. Abdülkadir Öztürk hastanede tedavi altına alındı. TRT Haber ekibi yaralı polis memuru Abdülkadir Öztürk'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Mersin'deki terör saldırısı sırasında hainlerle girdiği çatışmada yaralanan 26 yıllık polis memuru Abdülkadir Öztürk'ün tedavisi hastanede devam ediyor. Hem yakınları hem de emniyet teşkilatı bir operasyon daha geçirecek olan polis memurunun bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyor. Polis evinde en az 100 kişi yatıyordu. Bir içeri girseler bir bomba patlatsa en az 100 kişi değil mi? 100 vatandaşımız şehit olacaktı. Bizim öncelik görevimiz yani devletimize, milletimize canımızı feda etmektir o anda. Polis evini kahramanca savunan polis memuru, yaralı kurtulduğu çatışmada en yakın mesai arkadaşını şehit vermenin acısını yaşıyor. Dizimden, Kasım'dan bir iki yara aldı. Ondan sonrasını da hastanede kendimiz bulduk. Maalesef arkadaşımız şehit oldu. Allah mekanı cennet etsin, çocuklarına da sabır versin. Tedavi sürecinde ilk ameliyatı başarılı geçen Abdülkadir Öztürk, ikinci bir ameliyata daha alınacak.